Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Aralık Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 7 koşulu tek altılı bir programımız var. Akşam koşusu olarak İstanbul'da ama gündüz koşulacak olan bir Bursa yarışı programında da 8 koşulu yine tek altılı bir programımız arkadaşlar. Her iki programımızı da yayını YouTube'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu arada akşam yine bir Gastrim Park yarışları başlıyor artık. Yarın yarış günü içerisinde yine akşama doğru da olsa bir Gastrim Park'ı da sizlere yetiştirmeye çalışacağım. Tabi bu sadece üyelere özel olarak yayınlanacak arkadaşlar. Bunu belirteyim. Tabi şimdi nasıl üyelik yapabilirim diyen arkadaşlarımız olursa da her videonun açıklamalar bölümünde en azından ona göre linkler var. Yazılımlar var. Ona göre okuyup en azından bilgilendirebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bugün 7 koşuluk program var dedik. Tabii ki hepsi sertlikte. Çim pist yarışları bildiğiniz gibi Mart ayına kadar yok arkadaşlar. Mart'ın ortasına kadar. Tabi ben o şekilde biliyorum. Ama yine baktığımız zaman güzel bir program var. Ama bu arada yurt genelinde de yağışlar var. Şu anda çarşamba günü ama ben salı günden itibaren programı hazırladığım için şu anda akşam saatler kaç? 23.39'u gösteriyor. Şu andaki akşam videosunu hazırladığım program İstanbul programı ve aralıksız derece İzmir'de sağanak yağış altında. Yani artık Perşembe günü İzmir yarışları olduğunu düşünürsek bakalım yarın da eğer çarşamba günü yağmur varsa büyük ihtimalle Perşembe günü İzmir pisti de çamur pisti sahip olacak arkadaşlar. Gerçi genelinde Türkiye genelinde yağışlar var dediğim gibi ama işte İstanbul'da da var olur büyük ihtimalle. Bursa'da zaten oluyor genelde. Bakacağız arkadaşlar ya, en azından bunda da yarıştan önce bir haberler hava durumuna bakarsak en azından pist durumunda bir bilgi sahibi olabiliriz. Gelelim bugünkü koşulara arkadaşlar. Fazla konuşarak da sizlerin vaktinizi almak istemiyorum. Birinci koşumuz saatler 18.30'u gösterirken şartlı 4, 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik sentek yarışıyla 4 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 7'li Piyasa ve 3'lü Gayana'yımızın başlangıcını yapalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen başlatalım arkadaşlar. Birinci koşuda baktığımız zaman bir nolu Dollar Man. Bu Fly By Me'nin güzel temsilcisi Özcan Yıldırım'a start oluyor. Her ne kadar biraz rakibine oranla ağır kilo olsa da koşmuş olduğu gruplara göre bu grubu geçmesi bence en normal sonuç olur. O yüzden benim de banko ismi olacak bir nolu Dollar Man Özcan Yıldırım'la banko olarak önereceğim isim olacak 7'li Piyasa ve 3'lü Ganyanaya'mızda. Saatlerimiz 19'u gösterdiğinde saat 6'lı Ganyanaya'mız başlıyor. İkinci koşudan itibaren handikap 17. 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik sentek yarışında 12 safkan arasında koşacak olan bu yarış bana göre günün en zor yarışlarından birisi. Çünkü çok at yazılması gereken yer tabii ki favori gelirse çok at yazdığımızda pişman olur muyuz olmaz mıyız? Artık onu yarış içinde belli edecek ama tabii ki burada gördüğünüz gibi son 5 yarışı üst üste kazanan bir 4 nolu Strawberry Girl var. Bu Kaneko temsilcisi Görkem Özçelik ile birlikte start alacak olan bu safkan. Çok formda. Allah ayaklarını düz bastırsın. Yani bütün hepsinin tabii nazar değmesin. Yani dilir ki daha da çok bilindikler desin. Ama tabii ki her kazandığı yarıştan sonra daha ciddi rakiplerle mücadele ediyor. Bugün biraz daha sert rakiplerle karşılaşacağı için ben biraz tedbirli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii tek atabilirseniz şansımız artık. Çünkü kazanabilir mi? Kazanabilir. Benim de zaten ilk şans verdiğim isim. Ama rakipleri öncelikli olarak bence 7 nolu Big Praise. Bu Victor Galop'tan sisi Vedat Abiş de start alıyor. Çok uygun kilosuyla ve safkanın genel görüntüsüyle bana göre ilk ciddi rakibi. Bir de 2 nolu Saet de bu Taneko temsilcisi de Münsel Kayış da start alıyor. Nihayetinde son yarışını kazanan bu isim süratli yapısıyla yani inanın beyaz bayrak kaynağı yapabilecek kapasiteye sahip. Bugün için baktığım zaman hani önde biraz serbest kalabilir diye düşünüyorum. Çünkü önlerde serbest kaldı mı yani virajı da 2-3 boyu hatta biraz daha da fazla farklı dönerse de kolay kolay pes etmeyen bir safkan. Eskiden daha önce bir 200'den sonra stopluyordu ama bu safkan bu aralar kendini toparladı. Artık mücadelenin hiçbirini bırakmıyor kolay kolay. O yüzden yani beyaz bayrak aynı yapabilir bu safkan yeter ki önde biraz serbest kalsın. O yüzden ben 4-7-2'yi biraz daha öncelik şans veriyorum bu 3 safkana. Ama bu 3'ünün dışında at yazarsak o zaman bayağı işler karışıyor. Yani çarşı karışır. Öncelikle 5 nolu Koca Vezir bu Torok temsilcisi Ahmet Çelik de en azından bugün uygun bir grupta koşuyor. 12 nolu My Steady Focus bu line-up temsilcisi Müslüm Çelik de bomboş kilosuyla start alacak olan safkan da son 3 yarışta 2 tane birincilikle ve oldukça formda ve böyle uygun bir kiloyu da bulmuşken bence hata affetmeyecek konumda olan bir isim. 8 nolu Novano bir Natiman temsilcisi Halis Karataş'la start alacak olan safkan bugün sentelikte de etkili ve iyi koşmasını beklediğim isimler arasında son olarak da
Altın oldu Persian Rose. Bir Havavut Crown temsilcisi Onur Öztürk'le start alalım Sakan'da. Yani Bursa'da hazırlanan bir isim. Yani sertifikli ve başarılı yarışları olduğunu için burada da yazmakta fayda var. Ama öncelik 4, 7, 2 dediğim gibi bu üçlünün dışında at yazmak isteyenler de 5, 12, 8, 6 olarak sıralama yapabilir arkadaşlar. Günün 3. koşusu 6'lı Ganya'nın 2. ayına geldik. Maiden bir dişilere ait bir yarışımız var. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik sentek yarışında. Burada da 12 safkan arasında koşacak yarışta ben önceliği 12 nolu Tevisan Short'a vereceğim bu Scarface temsilcisine Halis Karataş'ta. Koşmuş olduğu tek çim yarışındaki güzel yarışı ikincilikle sonuçlanınca bu sefer daha iyi, ciddi ve nefes yönden daha iyi duruma gelen bu safkan bugün Centric'te start alacak olup Halis Karataş'ın da zaten kendi ayrı atlarından birisi. O yüzden ben de güzel hazırlıkla ve ilk şansı 12 nolu Tevisan Short'a vereceğim. 1 nolu Lady Rüzgar bu Nativan temsilcisi Görkem Özçelik'le start alıyor. Güzel tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel ikincilikten sonra bir 2,5 aylık ara verse de bu safkan çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Daha sonra 8 nolu Queen Ayça bir El Corredor temsilcisi Vedat Abiş'le start alacak olan safkan da nihayetinde son yarışındaki ikinciliği gayet tatminkar olan bir isim. Bu sefer daha da iyi hazırlıklarla bu yarışta da birincilik mücadelesine girmesini beklediğim isimler arasında. 2 nolu Love Me Agent bir Black King temsilcisi Özen Yıldırım'la start alacak olan safkan da bir Özbelgi Ekürüs'üne ait. Yine çim pistte tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel dördüncüyle ve artan nefesiyle güzel hazırlıklarla burada da şanslı isimler arasında ve 7 nolu Prenses Khan. Yani burada prensesler çok biraz. Bu Natiman temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alıyor. Görmüş olduğu iki yarıştan sonra ikisi de tabela içerisinde olan bir isim. Yine güzel hazırlıklarla buranın da yine iddialı şanslı ismi. 12, 1, 8, 2, 7. Benim bu 5 tay biraz daha ön planda tuttuğum isimler olacak. Günün 4. koşusu 6'lı Ganya'nın 3. aya şartlı 5. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik sentlik yarışında. Evet 14 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önceliği 2 nolu Dragon Power'a vereceğim. Bu Torok temsilcisine Özcan Yıldırım'la son 2 yarışın üst üste kazanan bu isim bana göre de burada da en şanslı isim olarak çıkıyor. Ama rakiplerine ona biraz bir tık da olsa biraz kilolu olması biraz beni endişeye ettiriyor ama genelde bu safkan iyi bir kalite bir orijin. Sevdiği mesafe, safkanın genel görüntüsü oldukça iyi zaten. Bende de ilk şanslı isim olarak çıkıyor. 10 nolu Winner Gets His All. Bir Wind River Wind temsilcisi. İşman çizikle start alıp safkanda. Oldukça güzel performansı ve istikrarlı durumuyla iyi hazırlıkla rakip olarak önereceğim ilk isim. Ve daha sonra 5 nolu Bowen. Bir Luxor temsilcisi Vedat Abiş'le start alıyor. Yine etkili ve güzel bir formu var. Son 4 yarışının 3 tane 2. 21.liği olan bu safkan. Yine bu pistte de etkili yarışları olan bir isim. Ve güzel hazırlıklarla bana göre yazılması gereken diğer isim olur. 2, 10 ve 5. Bu 3 safkan bende biraz daha ön planda ama eğer bir safkanda yeriniz imkanınız varsa vermiş olduğu 5 aylık aradan sonra oldukça güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan 11 nolu Nitrox bu Toruk Mahto temsilcisine Ahmet Çelik'le en azından bir çarpı atmakta fayda var arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldik. 6'lı Ganya'nın 4. aya. Şartlı 4. 4 yaşlı Arapların 1500 metrelik sentlik yarışına. Burada da 9 safkan arasında koşacak yarışta ben önceliği 4 nolu Hür Uçan'a vereceğim. Bu Uçan'ın temsilcisi Ahmet Çelik'le son 2 yarışın üstte kazanan bu isim bana göre buranın en iddialı ve en şanslı ismi. Biraz mesafe isteyen bir isim ama bu mesafelerde de şansı olan bir isim. Yine de yazacağız arkadaşlar ilk şansı eğer bu mesafe 2000 metre yukarısı olmuş olsaydı yine ben tek atardım. Ama işte şu biraz kısalan mesafeye ne yapar o yüzden benim biraz endişe ettirdiği için ama her şeye rağmen yarışın en şanslı ismi olduğu da bir aşikar yani. 4 nolu Hür Uçan bugün Ahmet Çelik'le. 1 nolu Şam verdiği bir Kalbert temsilcisi Metin Ahmet ile start oluyor. Safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Son yarışında kazanan bir isim burada da şanslılar arasında. Son olarak da 2 nolu Barutan. Bu Özgün Han temsilcisi de Görkem Özçelik'le yine yakalamış olduğu güzel performans ve formülü de şans verdiği diğer isim olur. 4, 1, 2 bendeki bu sıralama olacak bu koşu için. Günün 6. koşusu 6'lı Ganya'nın 5. ayına geldik. Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik sentek yarışına. 12 safkan arasında koşacak bu yarışta yine birbirine çok yakın safkanlar var ve çok güzel formu olan isimler de var. Biraz burayı kalabalık bence yazmakta fayda var. Öncelik 1 nolu Anatolian Surprise, bir Bachelor Sun temsilcisi Halis Karataş'ın staff alıp safkan. Tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel ikinciliği arkasından bir 3 aylık ara verdi ama çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bu safkan Alice Karataş'la bana göre ilk şanslı isim. 3 nolu Doesn't Fail bir Shekla Ford temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan safkan da 11 gün önce yarış hayatına başlayıp güzel bir 5. lik elde etti.
Orijin olarak bayağı kalite bir Amerika orijinali zaten yurt dışı Amerika yarışlarının programları yaparken zaten bu şekilde Ford taylarını görüyoruz ve çok başarılı taylar da veriyor. Bence böyle kalite bir Safkan anne kanatından aynı şekilde bir Bellamy Road temsilcisi. Yani muazzam bir orijine sahip. O yüzden 3 nolu Desert Fairy bu Özcan Yıldırım'a kesinlikle yazacağız. Hazırlık olarak da çok iyi durumda. 2 nolu Anadolu Love bir El Corredor temsilcisi. İşman çizikle start alacak olan bu Kurtar Ekürisi'ne ait bir Safkan da 3 yarış koşup 3'ünde de 3'üncülüklerle ayrılan bu Safkan yine güzel ve istikrarlı durumuyla bence muhakkak kuponlarda yer alması gereken isimler arasında. 8 nolu Pele and Dido. Evet Pele and Dido. Bir Wiener Wazer temsilcisi. Adem Aslan'la start alan Safkan'da son 2 yarışındaki güzel 2 tane ikinciliğiyle kesinlikle burada iddialı ve şanslı durumda. 6 nolu Native Gift. Bir Nativan temsilcisi. Orijin olarak bayağı iyi çünkü anneden bir Gift Apakay. Bu da Leonomis Sonomis temsilcisi. Yani orijin olarak bayağı kuvvetli. Ahmet Çelik'le start alacak olan Safkan. İlk kez start alıyor bir Vefa İbrahim Aracı'ya ekürüsüne ait bir Safkan. Güzel hazırlıklarla ve hazır vaziyette bu yarışa katılacak olup kesinlikle bence yazılması gerekir. 1-3-2-8-6 bu 5 tay bir tık da olsa diğer gruplara göre bence ön planda ama şu 12 nolu Zeytin Gözümü de orijinal olarak da bayağı iyi bir Victor Galop temsilcisi. Mustafa Çiçek'le start alacak olan Safkan görmüş olduğu 2 yarıştan sonra burada da bence yazılması gereken son isim olur. Ama önce 1-3-2-8-6 eğer bir imkanınız varsa da bu 12 nolu Safkan'ı da kuponlara ilave edebiliriz arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Handikap 22, 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik sentrik yarışına. Evet burası biraz kalabalık. 14 Safkan var. 4 ve 5 ekürü. 9 ve 12 nolu Safkanlar da ayrı bir ekürü. Evet günün son koşusunda buraya kadar teksiz geldik. Ama benim bankom burada. Ben 4 nolu Kral Ömer ve 5 nolu Yüksel abi ekürlerini her iki ekürüyle hazır buluyorum. Ahmet Çelik'le start alacak olan bu Safkan biraz daha bende bir tık da olsa ön planda zaten koşmuş olduğu yarışlara bakınca son yarışlar hep 63 kilo, 61 kilo hep ağır kilolara koştu. Bugün çok uygun bir kiloyu buldu. Ekürüsü de hazır kıta. Ben kesinlikle bugün ekürleri 4 nolu Kral Ömer ve 5 nolu Yüksel abi ekürlerini sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim bugünkü limanım bu İzzet Aksoy ekürüsüne ait olacak. Gelelim şablona arkadaşlar. Birinci koşuda 1 nolu Safkan tek. Altılı Ganyan birinci ayağı 4, 7, 2, daha sonra 5, 12, 8 ve 6. İkinci ayak 12, 1, 8, 2, 7. Üçüncü ayak 2, 10, 5, daha sonra 11. Dördüncü ayak 4, 1, 2. Beşinci ayak 1, 3, 2, 8, 6, daha sonra 12. Son da 4 ve 5 ekürleri tek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.